yatak başlıklı bir serinin ilk çalışması olan bu performans, yalnızlaşan, günümüz koşullarının getirmiş olduğu insanın yalnızlaşması ya da yalnızlaştırılması, şiddet ve terörün etkisiyle ya da savaşın getirmiş olduğu bir sonuç olarak yalnızlaşmış, yalnızlaştırılmış, mülteci konuma düşmüş bir insanın performans diliyle onun dramını, onun insanın çekmiş olduğu acıları ve yalnızlaşmayı dile getirmek. Güven veren bir mekana ihtiyaç duyar. Halbuki buradaki ele aldığımız yatak kavramı açık mekanda, her türlü tacize açık bir konumda ve adeta gök kubbeyi kendine tavan yapmış bir anlamda performansla ele alınmaktadır.